Evet, son olarak kolinden bahsetmek istiyorum. Aslında diğer bileşenlere göre kolin bizim çok daha aşina olduğumuz, bildiğimiz bir bileşen. Suda çözünür, vitamin benzeri. Hatta bazı kaynaklar B4 vitamini yerine de sunulabileceğini söylüyor kolini. 3 metil grubu bulunan bir amin aslında. En önemli bileşeni fosfatidil kolin ve asıl zaten etkinliğini de bu yolak üzerinden gösteriyor. Temel olarak nasıl oluşuyor diye bakacak olursak, oksidasyon sonrası kolin betaine dönüşüyor. Yine fosforilasyon mekanizmasıyla fosfatidil kolin ve asetilasyonla da yine asetil kolin oluşumu gerçekleşebiliyor. Bağırsakta da yine trimetil amin formunda bulunabiliyor. Biz aslında bebek ve çocuklarda kolini çok iyi tanıyoruz. İşte taurin, DHA, folik asit, demir gibi bileşenlerin yanında özellikle nörobilişsel gelişim açısından kolin son derece önemli. Çalışmalara bakıldığında özellikle hayvan ve insan çalışmalarında fetal gelişim açısından önemli olduğunu söylemiştim. Yine yaşlılıkta bilişsel gerilemeyi azaltabileceği hesaplanmış. Maternal kolin takviyesinin çocuklarda nörobilişsel gelişimi iyileştirdiği, yine dayanıklılık performanslarını artırdığı ama bugün de asıl konumuz olan karaciğer sağlığı üzerinde özellikle fosfatidil kolinin önemli etkilerinin olduğunu söylemek mümkün. Diyette kaynaklara baktığımızda aslında belki şu slide üzerinden gitmek daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Usta'nın veri tabanından alınmıştır bu bileşenler. Özellikle yumurta sarısının kolinden zengin olduğunu, tam yumurtanın ortalama 293-294 mg'a yakın bir kolin içerdiğini, bunu sırasıyla diğer kırmızı et, tavuk eti, hindi eti türevlerinin karşıladığını söylemek mümkün. Dolayısıyla sağlıklı beslenme içerisinde aslında biz diyette kolini alıyoruz. Tabii bir de kolinin gizli kaynakları var. Örneğin hazır ambalajlı besin, lesitin içerdiğinde diyet kolin alımına bir katkısı var. Aynı zamanda bir takım prenatal vitaminler içerisinde kolin bulunabiliyor. Bir de yine az önce de vurguladım, fosfatidil kolinin yine mekanizmasını ele aldığınızda bir diyette vücut içinde, özür dilerim, bir biyosentezde de bir kolin kaynağından söz etmek mümkün. Tabii gereksinim hem işte cinsiyete, hem gebelik, laktasyon gibi durumlara, hem de diyetin metiyonin, betain ya da folat miktarına göre değişiyor. Ama kabaca şunu söylemek mümkün. Yetişkin bireylerde, özellikle erkeklerde 19 yaş üstünde günlük 550 mg güvenilir alım düzeyi, kadınlarda da 425 mg bir güvenilir alım düzeyinden söz etmek mümkün. Çok yüksek dozlarda toksik etkisinin olabileceği söyleniyor ama bu dozlara zaten ulaşmak takviyelerle bile mümkün değil. Ama yine de çok yüksek dozlarda da toksik etki gösterebileceğini bilmek gerekiyor. Tabii asıl önemli olan kolin yetersizliğinde ne oluyor? Bir defa evet, karaciğer hasarı, özellikle karaciğerde yağlanma derecesinin artması bir olarak, ama aynı zamanda asıl önemli olan şey, birçok kronik hastalığın aslında temelinde, metabolizmasında biliyoruz, plazma homosistein düzeylerinde artış. Dolayısıyla diyetle yetersiz kolin aldığımızda homosisteinin de arttığını söylemek mümkün. Bu noktada yine karaciğer hasarı için vurgu yapmakta yarar var. Ve tabii ki özellikle bebek ve çocuklarda bilişsel gelirliğe neden olacağını, olabileceğini söylemek mümkün. Bazı hastalıklar, örneğin kistik fibrozis gibi, bunlarda da kolin gereksinmesi artabiliyor. Şimdi Türk Gıda Kodeksi'ne baktığımda özellikle özel beslenme amaçlı gıdalara eklenecek formülleri var kolinin. Ek olarak besin takviyesi olarak kullanılabileceği iki temelde fonksiyonu belirtilmiş. Birisi beyin gelişimini desteklemesi, diğeri de karaciğer yağlanmasının önlenmesi. Yine tabii burada altını çizmek istiyorum. Kolinin tek başına bu etkisinin karaciğer yağlanması boyutunda daha sınırlı olduğu, az sonra çalışmalarla da göstereceğim. Daha çok az önce saydığım bileşenlerle aslında kombine etkisi, çünkü metabolizmaya da baktığımızda örneğin bir o metiyonin mat düzeyi yetersizse
O döngü yeterli işlemediğinde fosfoetilkolinin oluşumu da otomatikman önce de açıkladığım gibi azalacak. Dolayısıyla kolinin baktığımızda aslında birçok yolakta önemli biyokimyasal işlevleri var. Özellikle membranın bileşeni, bunu yine vurgulamakta yarar var. Ozmoregülatör olarak yine vücutta görev alıyor. Özellikle fosfoetilkolinin VLD'nin karaciğerde oluşumunda önemli bir yere sahip olduğunu yine söylemek mümkün. Ve metil donörü olarak önemli görevleri olduğunu yine vurgulamak gerekiyor. Peki karaciğer hastalıklarında ne yapıyor diye tekrar özetleyecek olursam, fosfoetilkolin yapımında azalma oluyor kolin eksikliğinde. Özellikle çok düşük densiteli lipoprotein dediğimiz VLDL sekresyonunda azalma ve yine karaciğer yağlanmasında artış söz konusu. Tüm bu yolaklara baktığımızda yine azalmış metilasyon kapasitesi, özellikle reaktif oksijen türlerinin DNA'ya hasar vermesi ve bir endoplazmik radikulum stresinde bir artış ve yine benzer şekilde reaktif oksijen türlerinin DNA'ya hasar vermesini söylemek mümkün. O halde tekrar altını çizmekte yarar var. Özellikle birçok yolakta önemli olduğunu düşündüğümüzde diyette yeterli miktarda kolin alınması son derece önemli. Evet, çalışmalara baktığımda bu çalışma non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı olan postmenopozal dönem kadınlarda özellikle diyette kolin yetersiz olduğunda fibrozis riskinin karaciğerde arttığını söylüyor. Yine çocuklar üzerinde yapılan bir çalışma var. Yine kombinasyon halinde alındığında steatozu iyileştirdiğini söylemek mümkün. Fosfoetilkolinin 1.8 gram gün gibi 24 hafta süreyle alınmasının yine farklı iki çalışmanın sonucu özellikle karaciğer ultrason boyutunda karaciğer yapısında ciddi iyileşme ve karaciğer fonksiyon testlerinde de yine anlamlı azalma olduğu söylenmiş. Özellikle diyabet ve obezite eşlik eden karaciğer yağlanmasında fosfoetilkolinin olumlu etkisinden söz etmek mümkün ve yine lipid profili değerlerinde de önemli iyileşme olduğunu söyleyebiliriz. Diğer hastalıklar açısından ele alındığında tek tek vurgulamayacağım ama hızlıca üzerinden geçecek olursam obezite ile ilgili çalışmalar var. Yine kardiyovasküler hasar, az önce de söylemiştim. Özellikle homosistein düzeyinde kolin eksikliği durumunda artış var. Kanserde özellikle DNA'nın metilasyonunda yaratacağı hasarlar gündemde. Böbrek hastaları, astım hastaları, inflamatuar bağırsak hastalıkları ve nörodejeneratif hastalıklarda da yine kolinle ilgili çalışmaların olduğunu söylemek mümkün. Tabii burada bir uyarı var. Özellikle olumlu etkiler var. Ancak aşırı düzeyde özellikle kardiyovasküler hastalıklar üzerinde tehlikeli olabileceğini yine vurgulamakta yarar var.